Selamun aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, çeyrek ünlünüz, fakir fukara geldi. Dünya gündemini, Türkiye gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Gündem çok yoğun. Sedat Peker, Süleyman Soylu kavgası devam ediyor. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Efendim, belediyeler deniz salyasını, bu müsilajı temizlemek için elinden geleni yapıyor. Ya da yaptığını düşünmemizi istiyor. Ellerine hortumları almışlar, teknelerle deniz salyasını denizin yüzeyinden temizlemeye çalışıyorlar. Onlar temizliyor, alttan tekrardan bu deniz salyası mıdır, müsilaj mıdır, her ne zıkkımsa o çıkıyor. Şimdi Yalova'da da tekrardan deniz bu müsilajla, deniz salyasıyla kaplanmış. Şimdi adamın biri çok güzel yorum yazmış. 25 yıl boyunca 30 milyon insanın fışkısını arıtmadan bu denize gömersen sonunda da fışkıyı yersin demiş. Yani kardeşim, arıtma sistemimiz berbat. Eninde sonunda bu olacaktı. Hala birileri diyor ki abi turist gelecek, turist gelecek. Yani denizin bu halde olduğu bir ülkeye turist murist gelmez. Bu bir hikaye. Bunu geçin. Korkum odur ki bunlar bizim yerli turistleri yabancı turist diye bize kakalayıp turizm sezonunda çığır açtık, zirve yaptık diyecekler. Vallahi bak. Ya Türkiye'den bir uçak dolusu insanı Rusya'ya gönderirler bunlar, tamam mı? Bir gün sonra oradan uçağa bindirirler. Tamam, tekrardan Türkiye'ye getirirler. Rus diye bize kakalarlar bak. Demedi demeyin ha, yaparlar. Düşündürücü. Kapıkule sınır kapısında tırlara kimyasal madde operasyonu yapıldı. Tam 16 ton, 150 kilo asit anhidrit yakalandı arkadaşlar. Gözümüz aydın. Bu malzeme silah yapımında ve eroin yapımında kullanıyorlarmış. Şimdi Tırtlar Vadisi'ni düşündüğümüzde önden 3 tır yakalattık, arkadan 15 tır geçirdik. Ama bu sadece Tırtlar Vadisi'nde olur. Türkiye'de böyle bir şey olur mu? Olmaz. Şimdi benim anlamadığım, yani bu madde kimyasal, yani silah yapımında veya işte bu yasaklı madde yapımında kullanılıyorsa, normalde bizim İçişleri Bakanımız gider onun önünde poz verir, bakın arkadaşlar yakaladık der, ama demek ki az yakaladık ya. Hani az yakaladığımız için hani oraya gitmekte tenezzül etmemiş. Normalde İçişleri Bakanı gidip orada bir poz verip, tabi Sedat Peker'den dolayı sarsılan koltuğunu sağlamlaştırırdı, ama düşündürücü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Altay'a be ahlaksız, be edepsiz demiş. Engin Altay da 128 bin liralık bir dava açmış. Cumhurbaşkanının avukatları, efendim bu ölçülü ve orantılı bir eleştiridir demiş. Tabi. Şimdi bu siyasiler halkın önünde konuştuklarından dolayı hoşgörülü olmak zorundalarmış. Tanınmış kişiler de bu eleştirilere tahammül etmek zorundaymış. Şimdi Cumhurbaşkanı CHP'li Engin Altay'a ahlaksız, edepsiz dedi. Ve bu avukatlar da bunda ölçü ve orantı var, problem yok dediyse, o zaman yarın öbürsü gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başka birisi be ahlaksız, be edepsiz dediğinde, o zaman Cumhurbaşkanı da dava açamaz. Bu onu gösteriyor değil mi? Yani sonuçta doğruya doğru. Yani bunu Cumhurbaşkanı dediğinde suç değilse, o zaman sıradan bir insan da Cumhurbaşkanı'na dediğinde suç olmaması lazım. Allah Allah, düşündürücü. Davasına baktığı Togo Kulelerinin sahibi Sinan Aygün'le fotoğrafları ortaya çıkan Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, görevden ihraç edilsin diye Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na başvuru yapmışlar. Dünkü videomuzda Esat Toklu, Togo Kulelerinin ortaklarından birinin doğum gününe katıldığını söylemiştik. Bunun haberini yapmıştık. Bugün Sinan Aygün'le fotoğrafları çıkmış. Bunun haberini yapıyoruz. Abi bu adamı görevden ihraç edin. Ya Esat Toklu'yu görevden ihraç etseler bu
Sedat Peker'in başarısı olmuş olur. Mafyaya, tamam mı, bir adamı yedirmiş olurlar. Kimse Esat Toklu'yu şu an görevden alamaz. Şayet böyle bir şey olursa, ki Esat Toklu bir suça bulaşmışsa, Esat Toklu suçluysa, yarın öbürsü gün Esat Toklu öter. Bunu da istemezler. İstemediklerinden dolayı şu an Esat Toklu'ya dokunmazlar. Ama olsun. Gene güzel bir hamle. Sonu boş çıksa da en azından biz ihraç edilsin diye bir talepte bulunduk derler. Düşündürücü. Cumhurbaşkanımızın biricik yardımcılarından Fuat Oktay Beyefendi buyuruyor ki, uçan araçlara geldiğimizde dünya liderliğine oynayacağız. Ya olacağız demiyor, oynayacağız. Olabiliriz, olmayabiliriz. İyi de hani biz dünya lideriydik? He? 7/24 bağırıyordunuz biz dünya lideriyiz. He? Daha biz dünya lideri olmamışız. Uçan araçlara gelindiğinde hani belki o liderliğe oynayacakmışız. İyi de biz yerli ve milli uçağımızı yapamadık. He? 2011'den beri göklerde dedik. Herkes gökyüzüne bakıyor, hiçbir şey göremiyor. Kendi arabamızı bile yapamadık. El alemin yaptığı arabayı getirdik yerli ve milli diye bizim koyunlara kakaladık. Şimdi uçan araba yapacağız. Lan bu uçan Sabri olmasın ha? Vallahi. Olur mu olur. Ya abi Allah aşkına ya. Ne uçan arabası ya. Yurt dışından malzemeleri getirtiyorsunuz. Burada birleştiriyorsunuz. Ne oldu abi? Biz uçan araba yaptık. Tabii. Bu İHA'lar mıdır? SİHA'lar mıdır? Hepsi yerli ve milli malzeme dediler. Sonra İsviçre miydi? İsveç miydi? İHA'nın bir malzemesini vermeyeceğim dedi. Ortalık karıştı. Hani yerli ve milliydi? Sonra yok efendim olur mu öyle şey, biz dışarıdan hiç malzeme almıyoruz dediler. Olayın üstünü kapattılar. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank müjdeli haberi verdi. Şimdi Mustafa Varank Bey diyor ki, Ağrı Mollakara'da piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın bulduk. Haber böyle. Bu haber yalan. Gerçeği şöyle arkadaşlar. Şimdi yıllar önce bu Ağrı Mollakara'da altın, Koza İpek Holding bu altını bulmuş. Çizimler, mizimler, her şey zaten yapılmış. Bu 15 Temmuz'dan sonra FETÖ bahanesiyle Akın İpek'in mallarına çöktüler. Arabasına, evine, şirketlerine, her şeyine çöktüler. Şimdi de buradaki 20 tonluk altın vardı. Şimdi de bu altına çöktüler. Olay bundan ibaret. Bu altını buradan kim çıkartacak? Çıkartan firma kime ait? Bu çıkartan firma bu altının kaçta kaçını alacak? Hadi diyelim ki bu altını çıkarttık. Bu altın devletin kasasına mı gidecek? Beşli çetenin kasasına mı gidecek? Kimin kasasına gidecek? Görünürde devletin kasasına gidecek. Umarım devletin kasasına gider. Yani pek öyle görünmüyor ama şimdi diğer taraftan düşündüğümüzde bu 20 tonluk altın müjdesi veriyor Mustafa Varank. Yani sonuçta bu altın çıkabilir, çıkmayabilir. Ha bundan müjdelik ne var onu anlamadım. Acaba hani bizim artık kasamızda altın maltın, dolar molar hiçbir şey kalmadı. Şimdi 20 ton altın bulduk. Bundan dolayı mı sevinmemiz lazım? İlk defa çıkardığımız bir şey diye mi sevinmemiz lazım? Yani demek ki bizim hani hiçbir şeyimiz kalmamış. Şimdi 20 ton altını çıkartacağız. Ondan dolayı bize müjdeli haber veriyor. Sevinin diyor. İyi o zaman sevinelim bari. Düşündürücü. Trabzon'da Yomra ilçesi belediye meclisinde AKP'liler bir bir istifa etmeye başladı. İstifalardan sonra bu sabah İYİ Partili belediye başkanı Mustafa Bıyık silahlı saldırıya uğradı. 17-18 yaşlarında olduğu söylenen silahlı saldırgan Mustafa Bıyık'ın arabasına doğru 5 el ateş ediyor. 4 kurşun belediye binasına, biri de ATM'ye denk geliyor. Buradan anlıyoruz ki birileri Mustafa Bey'i korkutmaya çalışıyor. Efendim belediye meclisinde bu belediyeye ait benzin istasyonları varmış. Bunların satışında
AKP'lilerden bazıları İYİ Partililerle beraber hareket etmiş. Ondan sonra ortalık karışmış. İşte kavga çıkmış, dövüşmüşler, sövüşmüşler. Sonra birileri istifa etmiş. Şimdi de bu sabah İYİ Partili başkana silahlı saldırı. Korkutma amaçlı. Öldürmek isteselerdi zaten öldürürlerdi. Yani bu ülkede Cumhurbaşkanı çıkıyor. Efendim bu daha iyi günleriniz diyor Meral Akşener'e, İYİ Parti'nin genel başkanına. Daha neler neler göreceksiniz diyor. Aradan bir ay geçmiyor. İYİ Partili başkan silahlı saldırıya uğruyor. Yani bilmiyorum, 80'ler 90'lar artık ona döndük ya. Ya bir şey de kalmadı artık yani. Faili meçhul cinayetler. Allah sonumuzu hayretsin. Yani Allah'tan Mustafa Başkan'a bir şey olmamış da. Yani bilmiyorum ya. Ne diyeyim ki yani. Burası Türkiye demek mi doğru? Ya da burası Orta Doğu demek daha doğru yani. Düşündürücü. Mafya babası Sedat Peker İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bombalamaya devam ediyor. Bu seferki konumuz TODEX. Faruk Fatih Özer 400 bin insanı mağdur etmişti. 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtı dediler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla fotoğrafları çıktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla fotoğrafları çıktı. Hatta MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğluyla da fotoğrafları çıktı. Şimdi Sedat Peker diyor ki, TODEX soyguncusu Özer'e bir günde Interpol kararı çıkardık ancak Arnavut polisi elinden kaçırmış. Hikayesini millete yutturdun. Ama ben doğrusunu herkese anlatacağım. Adam 2 milyar dolarla kaçmış. Göstermelik tutuklama yaptınız. Senin oğlunun, yeğeninin vasıtasıyla şahısla irtibat kurup paranın kaç lirasını aldınız. Onu da anlatacağım. Vay. Süleyman, sana olan kızgınlığım senin hırsız olmandan dolayı değil. Zaten her yer hırsız dolu. He? Senin devletin namusunu lekelemenden dolayı. Akraban Sadık Soylu özel yerlerde beklettiği nakit paraları yatla Yunanistan'a kaçırmak için planlar yapıyor ya. Vay. Ondan da haberim var. Gerçi hangi polise şikayet edeceğiz? Şimdi burada resmen adam diyor ki, bu TODEX vurgunundan sen sorumlusun. Bunun arkasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sen varsın. Tabii. Bu adam yurt dışına kaçmak istiyor. Hani bu tweetlerden anladığımız. Kaçmadan önce demek ki İçişleri Bakanı'na bir şeyler danışıyor. Ya da gidiyor, efendim ben kaçacağım ama siz beni aramayın. Arıyorsanız da göstermelik arayın mı diyor. İçişleri Bakanı da tamam, paranın şu kadarını verirsen biz seni göstermelik ararız mı diyor. Yani Sedat Peker'in tweetlerinden biz bunu anlıyoruz. Bunun yanı sıra şimdi TODEX vurgununda Süleyman Soylu 2 milyar doların belli bir kısmını aldıysa, ki ben inanmıyorum, kesinlikle Süleyman Soylu böyle bir şey yapmaz. Şimdi bu Tosuncuk Çiftlik Bank muhabbetinde kim o paranın kaçta kaçını aldı? Sonuçta Tosuncuğu da yakalayamıyoruz. TODEX vurgununun arkasında AKP'li bir isim varsa, Çiftlik Bank vurgununun arkasında kim var? O isim de AKP'li ise Sayın Sedat Peker. Lütfen bunu da açıklar mısınız? Bunun yanı sıra işte yatla Yunanistan'a para kaçırma muhabbeti, bu kulağımıza geliyor. Evet. Hatta Ankara'dan birisinin yurt dışına, ne yurt dışı lan, tekneyle uzaklaştığı falan, paraları götürdüğü konuşuluyor ama tam netleşmeden tabii ki haber yapamıyoruz. Doğru mudur? Kesinlikle değildir. Yani AKP'liler niye kaçsın arkadaşlar ya? Sonuçta bir suç mu işlemişler? Düşündürücü. Ukraynalı foto model Anzelika, gudik eğitmeni, köpek eğitmeni sevgilisi Burak'la yemeğe çıkmışlar. Yemek sırasında dövüşmüşler. Sebebi bilinmiyor. Taksiye binmişler, Sancaktepe'deki rezidansa gitmişler. Rezidansın balkonuna çıkan Anzelika aşağı doğru kafasını böyle sarkıtmış. O sırada aşağı düşmüş. Bak sen şu Allahü Teala'nın işine. Ölmüş.
Allah'ım ya. Ulan Ukraynalı model. Sancaktepe köpek eğitmeni. Yani istesen bir araya getiremezsin. Mümkün değil. Sonra polis gelmiş tabii. Evde arama yapmışlar. Yasaklı madde falan bulmuşlar. Tabii sevgilisi köpek eğitmeni Burak'ı tutuklamışlar. Burak ifadesinde daha önce de işte bileklerini kesip bana fotoğraf gönderiyordu falan. Kıskançlık krizi mi var artık ne var bilmiyorum. Kızı da gör. Dünya güzeli. Ha. Bu kız şimdi bu çocuk için mi bileklerini kesiyormuş? Ya Rabbim ya Resulallah. Düşündürücü. Yeni akit yazarı Abdurrahman Dilipak. Göz göre göre uzay işgal ediliyor ama kimse de tık yok diyor. Neymiş efendim? Uzayda insanların yaşayabileceği yerleşim yeri arıyorlarmış. Yerin altını, yerin üstünü, denizlerin altını, üstünü her tarafı araştırıyorlar. Birileri buraları işgal ediyor. İyi de kardeşim, ben efendim dünyadaki nüfus çoğunluğuna inanmıyorum. Bütün ülkelerin nüfusu Hindistan'ın nüfusu kadar olsa bile dünyaya yeter diyor. Yani sonuçta adam bilim adamı. Yahu. Sonra da diyor ki ya dünyada görmediğimiz bu teknolojik aletleri uzayda görüyoruz. Çoğusu buna inanıyor falan. Ya olsun olmasın. Hadi diyelim ki adamlar uzayı işgal ediyorlar. Ne yapacaksın kardeş? Ne yapacaksın? Çekerek adamlara gidip orayı işgal edemez misiniz mi diyeceksin? He? Yani Mehmetçiği alıp uzaya çıkıp orada Almanyalılarla, Amerikanyalılarla, Ruslarla dögüşeceğim mi kardeş? He? Ne yapacağım? Yani hadi diyelim ki adamlar işgal ediyor. Sen de işgal et. Yap. Ektin de etme mi dedik? Düşündürücü. İmam Hatip mezunlarının son dönemdeki yükselişi dikkatlerden kaçmıyor. Türk Hava Yolları'nda 80'in üzerinde İmam Hatip mezununun olduğu söyleniyor. Artık bunlar yönetimde midir, alt kademelerde midir orasını Allah bilir. Bunun yanı sıra bu İmam Hatip mezunlarının sıradan İmam Hatip mezunu olmadığını anlıyoruz. Ya Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşlarıdır ya da Bilal Erdoğan'a selamın aleyküm diyenlerden biridir. Bilal Erdoğan'ı tanımayıp İmam Hatip mezunu olup yani Türk Hava Yolları'nın yönetimine girmek potçik ister. O potçik de maalesef kimse de yok. Onun için ne oluyor? Birileri Bilal Erdoğan'ı tanıyor. Bilal Erdoğan sayesinde bir yerlere geliyor. Bunun yanı sıra CHP milletvekili Yavuz Yılmaz, Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşlarından biri Selim Emre Eymut muymuş neymiş? Onun maaşını açıklıyor. Türkiye Varlık Fonu'nda genel müdürmüş. Yani varlık fonunda kaç tane müdür, kaç tane genel müdür var orasını Allah bilir de. Şimdi bu arkadaş varlık fonundan 14.900 küsür lira maaş alıyormuş. Tüpraş'ta da yönetimdeymiş. Tüpraş yönetiminden de 52.000 küsür lira maaş alıyormuş. Toplamda 66.000 küsür lira. Yani Türkiye şartlarında 66.000 lira para değil arkadaşlar. Doğruya doğru koskoca İmam Hatip mezunu. Adam İmam Hatip bitirmiş 66 bin lira maaş. Yani çok az. Normalde 200-250 bin lira hak ediyor. Şimdi bunun yanı sıra insanın aklına otomatikmen şu geliyor. Yani arkadaşlar ya bu İmam Hatip buraya çocuğunu veren insanlar çocuklarını verdikten sonra yarın öbür gün gelecek kaygısı çekmemeleri lazım. Hükümet de çocuklarınızı sürekli İmam Hatip'e verin 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 diyor AKP. Ne oluyor? Burada İmam Hatip mezunlarını gerek Türk Hava Yolları'na gerekse böyle özel kurumlara, özel şirketlere atıyor. Buranın yönetimine getiriyor ve millete diyor ki bakın arkadaşlar İmam Hatip mezunu nerede? Türk Hava Yolları'nda. Bakın arkadaşlar İmam Hatip mezunu nerede? Tüpraş'ta. Şurada burada millet de diyor ki ola İmam Hatip mezunları baksana bir yerlere geliyor diyor. Çocuğunu İmam Hatip'e veriyor. Ondan sonrası Allah büyük ya. Ya bakalım ne olacak? İnşallah yani Selim Emre Eymut gibi 66 bin lira maaş alır hem her İmam Hatip mezunu değil mi? Düşündürücü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu millet aç ey Erdoğan diyor. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu'na neymiş?
millet açmış. Aç olanları buyurun siz doyurun. Nankörlük parayla değil ya diyor. Şimdi Sayın Erdoğan, yani muhalefet, belediyeler milleti doyurmak için elinden geleni yapıyor. Kampanyalar başlatıyor, yardım topluyor ama siz müsaade etmiyorsunuz. Tabii biraz yardım birikiyor, hop belediyelerin yardım toplamasını yasaklıyorsunuz. Parada, bankadaki paralarına el koyuyorsunuz. Yetmiyor, belediyeler biraz kâra geçiyor, kayyum atıyorsunuz. Yani bu belediyeler nasıl aç olan milleti doyursun? Ya tamam, siz inanmıyorsunuz, millet aç değil diyorsunuz, okey. O aç olmayan kesim size yakın olan, tabii AKP gençlik kollarına gidip parayı cukkalayan kesim. Gitmeyenler var, işte onlar aç. Sonuçta bu Türkiye'deki herkes AKP'li değil. Belki de siz sübliminal bir mesaj veriyor. Gelin AKP'li olun, sizin de karnınızı doyuralım diyorsunuz. Ama milletimiz AKP'li olmak istemiyorsa aç mı kalacaklar? Sonuçta milletimiz size oy verdi, o makama getirdi. Siz de kalktınız saray yaptınız. Tabii saray yapıp 2000-3000 tane korumayla gezince hani aç kim tok kim ayırmak zor oluyor. Ama gene de bir kontrol etseniz belki vardır hani kıyınızda köşenizde aç. Yani kıyında köşende aç kimsenin kaldığına da inanmıyorum da artık düşündürücü. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik arkadaşlar. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzun bildirimi gelmediyse buradan izleyebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize mükemmel bakın. Allah'a emanet olun.